yeter. sunduğu ilk hoş geldiniz. Bugün ilk önce Fenerbahçe maçını konuşacağız. Sonra da derbi konuşacağız. Galatasaray Beşiktaş derbisini iki taraftan da göreceğiz Sinan'la birlikte. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman Fenerbahçe ile başlayalım. çok rahat bir galibiyet. İşini yaptı Fenerbahçe öyle diyebiliriz. Hata yapmadı. Ama galiba sezon başından bu yana yani birçok kez zaten kendi gücünden uzakta demeye gerek yok. Birçok büyük takımımızın zaten, birçok alandığı kulübü kendi gücünden evet. uzakta. Ama yine de zorlandığı maçlar oluyor. Fenerbahçe'nin olmuştu. Bu herhalde en rahat maçıydı sanki. Öyle gözüküyor. Yani maçın başından sonuna kadar hiç riske girmeden gayet net bir galibiyet aldı Fenerbahçe. İç yani sahadaki Alanya maçında bile 3-0 kazanmış evet. olmasına rağmen bir skor farklı. Maç 1-0 iken karşı karşıya falan Livakovic 1-2 kurtarış yaptı. Yine 45-65'te evet. bir düşüklük evet. olmuştu. Yine bir direne çekimler olmuştu. Bunun Bu kez öyle şeyler görmedik. Evet. Bence Fenerbahçe'de bu kez farklı denemeler vardı. Oyunu gidişatında da farklı şeyler yaptı. Sen nasıl gördün? Ee, i̇yi ve net bir galibiyet. Öyle hani tehlike olmaması o Alanya maçındaki gibi bir tehlike olmaması da güzel. Hı hı. Sadece böyle bir zenginlik yok. Böyle farka gitme ihtimali çok oluşmadı. Mourinho bu konuda maç sonrası Mixon'da şeyde yayıncı kuruluşu açıklama yaparken yani 2-0'dan memnunum. 4-5-6 olması lazımdı. Ondan hani, Hı -hı. E, memnun olmadığını dile getirdi ama e, orada bilmiyorum sen benim gibi mi düşünüyorsun da böyle 4-5'e gidecek bir oyun zenginliği ve coşkunluğu da yok Fenerbahçe'de. yani Belki sene başından beri en olmayan şey de bu. Hı -hı. Yani daha sonra hatta XC'ye baktım acaba ben mi yanlış e, düşündüm diye. 1.6'ydı zaten XC'si. Yani 1.6'dan zaten 2 tane çıkarmış oyuncular. Yani Hı -hı. öyle 4-5 atılacak kadar bir Pozisyon zenginliği olmadı. E tabii ki yani baskı olabiliyor. Hani şut atıyorsun Bodrum Kalesi'ne. Sonuçta ligin yeni takımı. E, zayıf takımlarından da bir tanesi. E, o yüzden hani zaten hani galibiyet Fenerbahçe için iç sahada çok beklenen ama beşlik altılık bir e, dominasyon ben görmedim açıkçası. Ya şöyle, şimdi bir taraftan ben de kadroyu yazıyordum. Yani sağ dizilişine bakıyordum. Çünkü oyun kurulurken Fenerbahçe 3'lü gördük yine. Ama bu kez Amrabat girdi stoperler arasında. Yani 3 tane stoper değil de evet. ki bu bence Kadıköy için e, gibi rakiplere karşı daha doğru bir tercihti. mesela geç, Avrupa maçında Mert Müldür'le bir bekten üçlü dönme vardı. Burada orta sahadan Amrabat stoperler arasında girdi. Beka açıldı sağ stopere. Cikus sol açıldı. Kostiç Kansbek gibi. O diğer yerde Kansbek gibi. Hatta burada oyun kurulurken dizilişe bakıyorum. 3-4-4 çıkıyor. Yani 12 kişi çıkıyor Fenerbahçe. Hatta azından da öyle çıktı. Az önce de burayı kestik. Yani yalan olmasın. Sonra bir baktım Amrabat'ı iki kez yazmışım abi. Yani orta sağda Amrabat var. Stopper arasında da var. Ama gerçekten sistem böyleydi. Ya Amrabat kah geliyor. 3. Üç, üçüncü stopper oluyor. kank geliyor. Ekstra alan orta saldı İsmail ile birlikte. Zaten maçta en çok pas yapan oyuncu galiba. Yüzün üstünde pas yaptı. Evet. Amrabat'ın pas 111 topla buluşma evet, öyle bir şey. en doğru kullanımı bu. yoksa Amrobat'ı rakibi karşılarken Samsun maçında olduğu gibi gel ceza sahası içerisinde stoperler arasında girip atak karşıla değil. Stoperler arasında gir oyun kur. Altı numarası bu şekilde kullandı Fenerbahçe ve eee bir hücum attı izledik. Aslında sen bir tarafta, bir tarafta İrfan Can, merkezde Emre Kayın Şimdi şu yüzden böyle dağılımı sağ dağılımı söylüyorum. Bana zaten bu diziliş şunu vaat ediyor. Kestirmeden gore gitmek vaat ediyor. Çok öyle ki topa da sahip Fenerbahçe aslında. Yani her iki ilk yarıda 170'ün üstünde topa sahipti. İkinci yarıda yine düştü. Ama bu kez pozisyon vermedi. Çünkü ön tarafta savunmayı yaptı. Oralarda kaldı. Oraya tekrar geliriz. Ama mesela bu dizilişte zaten inanılmaz coşkulu bir futbol bence görmek mümkün değil. Doğru. Çünkü topu kişi. evet merkez iki kişi. Hatta Amrabat'ta stop aydınlatmasına girecek bir tek İsmail'e kalıyor orası hücum hattına gönderdikten sonra kestirme yoldan gitmek de mi dediğim şey bu aslında. Amrabat uzun topu gönderiyor hücum hattına. Top İrfan Can, Sen Maksimen, Nesli o bölgesine düşüyor. Orada da hemen çabuk çabuk sonuca gitmeye çalıştı Fenerbahçe. erkenden golü de buldu. Aslında bu işini yaptığını gösterir. 15 dakikada gol de geldi. Ve bence çok gollük pozisyonlar, çok acemice vuruşlar harcanan pozisyonlar var. Mesela Ceko da soluyla çok erken vurdu. Düzelse pozisyon olacak. Ceza sahası içerisinde birkaç böyle aksiyon da var. Yani bir tutsa topu Fenerbahçe orada. başlıyor oyuncular. Daha net pozisyona dönecek anlar da var. Yani demek istediğim daha lezzetli oyun görmek isteniyorsa merkezi şu çoğaltmak lazım. Mesela geçen sezonki oyun biraz daha lezzetli diyorduk ya. Hı hı. Yani şimdi Şimanski çok formdaydı. Şimanski, Fred, İsmail. Bir de Tadiç İrfancan. Yani 5 ya. tane orta saha top dolaştıracak karakterli oyuncu vardı. Hatta Ceko da oyun oyuna katılımı yüksek bir santrafor. Hale'li top başı daha bir lezzetli kalıyor, daha bir lezzetli dönüyordu. Ama bu takım zaten onu yapamaz. Bu takım kestirmeden oyunu orada yığar, pozisyona girer. Ha bu kadar topa sahip olmada daha fazla gol pozisyonu girebilirdi. Çok böyle lezzetli oyun oynamamış olmasına rağmen. Ee, ama bu formasyonu daha yeni denedi Kadıköy'de ki bence doğru bir denemeydi. Yani gelecekte belki de çok daha net, çok daha farklı pozisyonlarda kazanabilir. Ama bence çalıştı. Yani Kadıköy için doğru bir formasyon olduğunu düşünüyorum ben bunu. Ben uzun vadede kullanacağını düşünmüyorum. Yani 4-4-2 yapacağını düşünmüyorum. Bence biraz El oynatmak istiyor United maçından dolayı. Ee, ama Ceko'yu da bu kadar kolay kesmek istemiyor. Sonuçta takımın kaptanı. Ee, İrfan'ı da mesela Ceko, El ikilisini oynatmak istiyorsa belki 3-5-2 gibi sistemler o merkezi de üçlü tutabilmek için daha verimli olur. Ama bir yandan İrfan'ı da kullanmak istiyor. Yani 3 stoper yapsa kostiçi de evet. kanat bekte daha güzel kullanır. Hı hı. Ee, sağ kanat beke de o Samuel Atar daha rahat kafası daha rahat bir şekilde işler. Ama İrfan'ı ve Maksimeli'ni de oynatmak istiyor. Öyle olunca 4-4-2 kaçınılmaz bir durum oldu. Amrabat-İsmail ikilisi kaçınılmaz oldu. Tabi e, İsmail için zor bir maç oluyor öyle olduğu zaman. Amrabat geri gelecek oyun kuracak. E, ön tarafta zaten bir sürü forvet var. Ceko, Nesiri 2 forvet 2 de kanat var. Yani İsmail'in tek görevi top kazanmak ve basit oynamak aslında. Evet. Bağlantıyı kurmak. E, oralarda tabii oyuncu biraz neye uğradığını şaşırdı. Yani çok, çünkü top top kazanılacak bir oyun oynanmıyor. Top zaten sende. Kazanamazsın yani sendeki topu nasıl kazanacaksın? E, top kazanacak bir oyun oynanmadı Doğru. onun için. E, i̇kincisine hani bağlantı olacak zaten Amrabat yapıyor. Yani İsmail'e hiçbir şey. İsmail'e hani çekil deseler yeridir yani. İsmail biz yapacağız için Sen biraz kenarda <laughs> dur bir şey oldu. Fred cezalı ve formda yani cezalı olmasa <laughs> ve formda olsa iki tane seç, burada iki tane <laughs> ihtiyaç var. Ee, hem geçen seneki Fred'e biraz daha yakın bir Fred hem de tabii ki zaten cezalı olmadığı için oynamadı da sanki o bu rolde daha ideal olurdu Fred. Olabilir. Yani çünkü onda dinamizmi var. Hem İsmail'den beklediğin topu kapmaları yapabilir hem de top Fenerbahçe'deyken ki variyeteleri daha fazla yapabilir. Geçişi de oynayabilir. İşte İsmail o 8'i biraz oynamakta zorlandı. Evet. Bence mesela ilk yarıda ilk yarı işte 1-0 bitti. Yani ilk yarıda Bodrum'a karşı 2-3'ü hedeflersin. Bence ilk yarıdaki hedef tam olmamıştı. Ee, i̇lk yarıdaki hedefin tam tutmamasının sebebi bence İsmail ve Amrabat ilk yarıda biraz daha kolay top kaybetti. Pas hatalarını biraz daha kolay yaptılar. Amrabat ikinci yarı daha çok daha temiz oynadı. Zaten asistini de ikinci yarı yaptı. Hı hı. Mesela merkezden de kanatlara ve e, forvetlere daha net paslar çıksa bence daha e, kolay sonuca giderdi Fenerbahçe'li hücumcular. Ben İrfan Can'ı genel kanının aksine beğendim. E, bence gayet iyi oynadı yine. E, ki ben İrfan'ın kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Tadic'i var. Tadic'i de kesemiyorsun. Yani Tadic de çok dominant bir oyuncu. Bir şekilde geçen sene İsmail Kartal'ın yaptığı gibi Mourinho'nun da İsmail, e, İrfan ve Tadic'i birlikte oynatmanın yolunu bulması gerek bence. Bu maçta da şöyle yapabilirdi onu. E, Ceko veya El Nesiri'den bir tanesi yerine Tadiç 10 numara değerlendirmek. İrfan sağda Tadic 10 numarada solda illa sen maksiminde de koymak istiyorsa Böyle solda bir, bir maksimen. maçı çıkmıştı. Yani ligin başlarında. Böyle başladığı bir maç var Fenerbahçe. Ama istediğini alamamış mıydı? Yok kazanmıştı da yine o çok oyun dönmemişti yani. Acayip elinde kalmamıştı Fenerbahçe'nin oyun. Biraz, zor evet. Yani sen Maxime'ni devreye kattığın anda ondan bireysel olarak çok şey alıyorsun. Ama Tadic ve İrfan ikilisini birlikte oynatman zorlaşmaya başlıyor. Yani çünkü Maxime'ni forvet arkası oynatmayacaksın. İlla bir çizgiye sol kanada Maxime'ni koyacaksın. O zaman Tadic ve İrfan'ı kanatlara koyup merkeze dominant oyuncuları Bu arada bence ikinci forvet de oynarsan Maxime. Mesela United başında biraz daha içeri pozisyon aldı. Yine iyiydi. Doğru. Hatta sen oyun direkt da öyle yani. e, oyun direkt hücumlara döndüğünde sen maksimen hatta göbekte daha etkili bile olabilir. Çünkü oradaki driplingleri direkt kalede bitiyor. Daha etkili bölgede bitiyor. Yani göbekte de kullanılabilecek bir oyuncu. Bence de İrfan Can bu arada bu sistemde Tarış'ın daha önünde. Hani biraz daha 4-4-2'ye çalan ama oyun içerisinde 3-3-4 gibi oynayan takımda biraz daha dinamizm bekliyorsun toplu rakibe geçince daha basacak bir önce bekliyorsun. İrfan bunu göre bence daha iyi yapıyor. Son Yaş, daha iyi. Da e, tabii doğal olarak. E, bir de bu çok kestirme yoldan çabuk bir şekilde gole gitme fikri var ya. Hmm. Ceza Hı. kalabalık olalım. Oralarda işi bitirelim diye. Yine Tariç'lik oyundan çıkıyor bence bu. Yani Tariç biraz daha geçen seneki Fenerbahçe gibi hafif işleyerek kalabalık 8 numaraların ceza sahasına soktuğum bir oyunda etrafını Bilmiyorum. yönlendirerek e, oyun, oynayan bir oyuncuydu. Ama burada İrfancan işte Nesiri ve Ceko dışında ceza sahasını çoğaltan oyuncu olarak da iyi oynadı. Hatta bir tane voresi var. Evet. İlk yarıda gol dışındaki en gole yaklaştığı Kesinlikle. pozisyon oydu. İyi bir vurdu. E, bu iş, çünkü geçen sezon geliştirdi ceza sahasını koşu yapma işini. Evet. Bence bir bu takımda sistemde, işte mesela. bence yani, bu yani bu doğru bir takımdı bence. ben yani sadece sonuç alındı diye demiyorum. E, Fred'in yokluğunda bence denenmesi gereken oyunlardan bir tanesi buydu. Bence, bu. Bence bu, akşamın yani Fenerbahçe için Bodrum maçının doğrusu savunmaydı abi. my upblade is